sarımsak kan sulandırıcıdır. Soğan ve sarımsağın damar açıcı ve damarlardaki plaklaşmayı önleyici bir takım yararları vardır. Bu nedenle soğan ve sarımsak tüketmek, mümkünse çiğ tüketmek, sarımsağı yoğurdun içerisine koyarak her gün bir kase sarımsaklı yoğurt yemek damarlarınızı açacaktır. Kanın giderek yoğunlaşması neticesinde kandaki pıhtılaşma eğilimi artmaktadır. Kanda görülen pıhtılaşma, kalp ve damar yoluyla beyin, akciğer gibi hayati organlara pıhtı atılmasına sebebiyet vermekte ve bu da hayati organlarda felç ve hatta ölüme uzanan bir takım komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kanda pıhtılaşma sorunu olanların pıhtı eritici ilaçlar, antitrombotik veya antikoagülan ile doktor kontrolünde ilaç kullanmaları gerekmektedir. Bu ilaçların eski nesil kan sulandırıcı ilaç türleri genelde varfarin, kumadin, cotulmadin, asetil salisilik asit, aspirin, heparin gibi ilaçlardır. Bu ilaçların bir kısmı kanda bulunan kırmızı kan hücrelerinin oluşturabildiği pıhtı riskini önlerken bazıları ise aspirin kanda beyaz pıhtı oluşumuna mani olmaktadır. Eski nesil kan sulandırıcıların bir takım yan etkileri olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse varfarin ilacı kullanıldığında kandaki K vitamini seviyesi önemli ölçüde düşmektedir. Bu nedenle yeni nesil kan sulandırıcılar adı verilen Pradaxa, Xarelto gibi ilaçlar kanı sulandırmak için K vitaminini etkilemek yerine başka mekanizmaları üzerinde pıhtılaşmayı önlemektedir. Vücuttaki su eksikliğinin 10 işareti. Vücutta çölleşmenin 10 alameti. İnsan vücudu su seviyesi düştüğünde çeşitli biçimlerde alarm veriyor. Bedenimizin %70'ini kaplayan su vücut ısısını düzenliyor, eklemlerimizi ve organlarımızı koruyor ve oksijenin hücrelere ulaşmasını sağlıyor. Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde işlemesi için su miktarının dengeli seyretmesi uzmanlar tarafından hayati olarak niteleniyor. Dikkat edilmediği takdirde kronik dehidrasyon, yani su kaybı tehlikesi baş gösterebiliyor. Popüler erkek stil sitesi askmen.com da yer alan haberde hayati rol oynayan suyun azalması halinde bedenin verdiği başlıca 10 işaret sıralandı. 1. Ağız kuruması. Su kaybı olduğunda susarsınız. Ağzınızda kuruma olur, dilinizde de hafif şişkinlik görülür. Bu hale yapacak en uygun şey su içmektir. Buna rağmen susuzluk hissi geçmiyorsa o zaman geri planda başka sebepler olabilir. 2. Koyu sarı idrar. Su kaybı yaşayan kişide doku kurudukça ve tansiyon düştükçe böbrekler devreye girer ve suyu idrarı yoğunlaştırarak ya da idrarın üretimini tamamen durdurarak muhafaza etmeye çalışır. Bu durumun sonucunda idrar rengi de koyu sarıya dönüşür. 3. Kabız olmak. Sağlığımız yerindeyken yediklerimizi kalın bağırsak kolon kısmından rahatça geçer. Kolon yediğimiz yiyeceklerden suyu emip geride atıkları bırakır. Geride kalan atık dış kıyığı oluşturur. Kabızlık. Kolon çok fazla su emmeye çalıştığında ya da kas kasılmaları yavaşladığında gerçekleşir. Su kaybı yaşadığımızda kolon gıdadan daha fazla su emmeye çalışır. Dışkı daha sert ve kuru olur. Bu da kabızlıkla sonuçlanır. 4. Cildin esnekliği düşer. Dehidrasyon cildin esnekliğini azaltır. Doktorlar su kaybını test etmek için elin arkasında deriyi yukarı doğru çekip bırakırlar. Su seviyesi normalken çekilen deri hemen düşer. Susuzluk varken bu hareket yavaş gerçekleşir. 5. Kalp çarpıntısı. Kalp düzgün çalışmak için sağlıklı bir vücut ister.
Kalp de bir tür kas olduğu için kan akışındaki düşüş ve dehidrasyondan kaynaklanan elektrolit yoğunlaşmasındaki değişimlerden ötürü nabızda değişiklikler görülür. 6. Kramp kas spazmı. Aktif erkek için düzgün su seviyesi olmazsa olmazdır. Dehidrasyonun kas fonksiyonunu nasıl etkilediği henüz tam olarak açıklanmamış olsa da muhtemelen durumun elektrolitlerin dengesizliği ile ilgili olduğu sanılıyor. Sodyum, potasyum gibi elektrolitler kasların kullandığı elektrik yükü iyonlardır. Kronik dehidrasyon halinde elektrolit dengesizliği yüzünden egzersiz sırasında ya da sonrasında sık sık kramp ya da spazmlarla karşılaşılabilir. 7. Baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ile beraber dehidrasyon bizim baygın hissetmemize yol açabilir. Dehidrasyona bağlı sersemlemenin anahtar işaretlerinden biri çok hızlı ayağa kalkıldığında yaşanan baş dönmesi olarak niteleniyor. 8. Yorgunluk ve tükenmişlik hissi. Vücutta yeterli su miktarı varken su, kan basıncını düzenlemek ve damarlarda yeterli kanı muhafaza etmek için hücrelerden damarlara hareket eder. Kronik dehidrasyonda kan hacmi ve tansiyon düştüğünde kan damlasındaki oksijen içeriği de düşer. Yeterli oksijen olmayınca kas ve sinir fonksiyonları yavaşlar ve yorgunluk hissi verir. 9. Göz pınarlarının kuruması. Bir insan ağlar göründüğü halde gözünde yaş gelmiyorsa bu dehidrasyon işareti olabilir. Gözyaşları gözleri genellikle temizler ve kaygınlaştırır. Gözyaşları su barındırır. Dehidrasyon olduğunda gözyaşı üretimi azalır. 10. Vücut ısısının yükselmesi. Su vücut ısısını düzenlemede kritik rol oynar. Vücut ısısı arttığında terlemeye başlarız. Terleme ile vücut ısısı düşer. Dehidrasyon olduğunda terleme durur ve vücut ısısı hızla yükselir.